Teşekkür ederim. Hoş bulduk. ...1992 Sürdürülebilir Rio Konferansı'nda 9 tane toplumsal grup, temel gruplar olarak kabul ediliyor. Bu grupların sürdürülebilir kalkınmaya paydaş olmaları, sürdürülebilir kalkınma içerisinde önemli payları olduğuna dair bir belirleme diyelim, yani bir hak verme hali. Women's Major Group da kadınların temel grubu. Bu 9 gruptan biri. O yüzden bu sene aslında 92. senemiz, 32. özür dilerim, senemizi kutluyoruz. Bu süreç ilerlerken sürdürülebilir kalkınma alanında ve bütün bu bağlantılarda çalışan birçok kadın örgütü ve feminist örgüt bu süreçte Women's Major Group'a üye oluyor. Ama sonrasında 2012'de biliyorsunuz Rio artı 20 konferansı oldu. Gene sürdürülebilir kalkınma üstüne. Oranın çıktılarından bir tanesi sürdürülebilir kalkınma hedefleri ya da amaçları isminde bir grup hedef üzerine çalışılmasıydı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in diğer bir tarafında diyeyim daha kolay anlatmak için 1000 yıl kalkınma hedeflerinin sonuna gelinmek üzereydi. 2015'te bitiyordu 1000 yıl kalkınma hedefleri. Bu iki sürecin birbiriyle birleştirilmesi bu sayede de farklı Birleşmiş Milletler süreçleri arasında da bir senkronizasyon yaratılmasına dair bir siyasi kararlılık ortaya çıkınca bu iki süreç birleşti. İki süreç birleşince bu major grupların, temel grupların Rio'da olan hakkı, katılım hakkı, sürece katılım hakkı, sürdürülebilir kalkınma amaçları ortaya çıkarılırken, geliştirilirken de devam etti. Sonrasında sürdürülebilir kalkınma amaçları kabul edildiğinde 2015'te gene bir genel kurul rezolüsyonuyla, genel kurul kararıyla bu temel gruplara ve onlara eklenen diğer paydaşlara, major groups and other stakeholders diye geçiyor, paydaşlara bu süreçlere katılma hakkı, yetkisi tanındı. O yüzden herhangi bir sivil toplum grubundan daha fazla bu süreçlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerinde hakkında olan süreçlere katılma hakkımız var bizlerin. Evet, yani çok uzun sürüyor biraz anlatması ama bu süreçlerde örneğin neredeyse, tamamen değil ama neredeyse gözlemci bir Birleşmiş Milletler ülkesi kadar katılım hakkımız oluyor. Yani toplantılarda konuşma yapabiliyoruz. Birleşmiş Milletler'in farklı organlarıyla bu toplantıların hazırlanması konusunda bilgi alışverişi yapabiliyoruz, katkı sunabiliyoruz. Sonrasında da tabii savunuculuk yapıyoruz. Bu yüksek düzey politik siyasi forumun çıktılarının sivil toplumun ihtiyaçlarını, insanların, yereldeki insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak için savunuculuk yapıyoruz aynı anda. Kesinlikle. Özellikle sivil toplumun alanları gitgide daralıyor ne yazık ki. Bunu aslında yerelde ve ulusalda da görüyoruz. Ama küreselde de yükselen bir sivil toplum karşıtlığı var ne yazık ki. Bu karşıtlığın ama bu, yani şöyle, bu karşıtlık aslında son birkaç senedir, belki 7-8 senedir gitgide yükselen bir karşıtlık. Çünkü sivil toplumun bu alanlarda olması, sivil toplumun bu alanlarda olması
hesap verebilirliği arttırıyor. Ve hesap verebilirlik, işte şeffaflık, katılımcılık gibi şeyler elbette her üye devletin hoşuna gitmiyor diyeyim. O yüzden de sivil toplum karşıtlığında sivil toplum karşıtlığında bir artış görüyoruz. Bu Major Group sistemini 1992'de kurulup 2015'te genel kurul kararıyla yetkilendirilmiş olması aslında bize tutabileceğimiz bir alan sağlıyor. Bunu sivil toplumun elinden almak, öyle bir yetkilendirilmemiş, bir genel kurul kararından geçmemiş bir alandan çok daha zor. O yüzden tabii yani şeyi söylemek lazım. Major Group sistemi de mükemmel değil. Bizlerin de mümkün olduğunca yereyle ulaşma arzumuz olsa da her zaman buna kapasitemiz yetmeyebiliyor. Hepimizin farklı hem insan kaynakları hem finansal anlamda kapasiteleri var. Ama en azından prensipler noktasında ve buna dair çaba gösterme noktasında aynı yerdeyiz hepimiz. Şu anda 21 tane major group ve another stakeholders var. 9 olduğunu anlatmıştım. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçları bu kadar büyük, bu kadar kapsamlı bir gündem haline gelince birçok yeni eklenen grup oldu. Ve sayı 21'e ulaştı. Ama hem beraber çalışıyoruz, hem beraber bir koordinasyon yapıyoruz. Ayrıca kendi alanlarımız dışında da. Hem de bu koordinasyonu yaparken hepimiz Birleşmiş Milletler insan hakları normlarına ve sürdürülebilir kalkınmaya dair normlara uyarak bu prensiplerde anlaşarak yapıyoruz bunu. O yüzden de çok değerli yani hem alan sağlaması anlamında kolay elden alınamayacak bir alan sağlaması konusunda çok değerli. Hem de dediğim gibi aynı prensiplerde uzlaşabildiğimiz insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma için beraber çabalayabildiğimiz bir dayanışma grubu olması anlamında da çok önemli. Elbette değil ama tabii şöyle bir şey var yani bu dünyada gitgide işte şeyden bahsediyoruz çok odaklı olma halinden, multipolar olma halinden bahsediyoruz dünyanın. Dünyada gitgide demokratik rejimlerin zarar gördüğünden, yıprandığından bahsediyoruz. Aşırı sağın dünyanın birçok yerinde yükseldiğini biliyoruz. Bu daha otokratik ülkeler gibi tanımlanabilecek, sivil topluma ve yerelden gelen seslere çok alan açmayan, demokrasinin zayıfladığı ülkelerin bir araya gelip birbirlerini koruyup kolladıklarını da biliyoruz. O yüzden de elden alınamayacak bir şey değil elbette bu. Ama bu sadece sivil toplumun güçlenmesiyle alakalı da değil. Bana soracak olursanız yani insan haklarında çok yol aldığımız için olmuyor bu bir yandan. Ama şey konusunda haklısınız, daha çok hesap verilebilir olmak istenen bir şey değil. Var olan güç dengelerinin korunması amaçlandığı için böyle bir karşı duruştayız. Demek ki var olan güç dengelerini ne zarar verme ihtimalimiz ortaya çıkmış. Evet, sivil toplum olarak. Ama tabii bu ne kadar güçlü olduğumuza, sivil toplum olarak güçlü olmanın yanında biraz da yorgunuz tabii. Gerçekten çok fazla şeye karşı mücadele ediyoruz. Yani iklim değişikliği konusunda mücadele edenler, iklim krizi konusunda mücadele edenler, hem özel sektörün fosil yakıt şirketlerinin yaptıklarına karşı mücadele ediyor. Hem fosil yakıtlardan gelir sağlayan üye devletlere karşı mücadele ediyor. Hem yerelde bunu anlatmaya dair bir mücadele var. Aynı şey kadın hakları ve feminist harekette de benzer şekilde tabii ki. Yani hem kendi toplumunuzu dönüştürmeniz gerekiyor, hem toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlere karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Hem de feminizm çok kapsamlı bir şey. Ekonomik alanda ya da sosyal alanda ortaya çıkan her türlü ayrımcılık feminizmin cevap bulmaya çalıştığı, çözüm bulmaya çalıştığı bir şey olduğu için oralara da yansımanız gerekiyor. Yoruluyoruz
Çok doğrusu. Söylediğiniz yerden yani bunu bir fırsat olarak kullanmak için sürdürülebilir kalkınma amaçlarının en önemli noktalarından biri bence elbette sürdürülebilir kalkınma amacı 5 toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ama bir diğeri de sürdürülebilir kalkınma amacı 10 eşitsizliklerin giderilmesi. Ve eşitsizliklerden bahsederken bunu sadece bir ülkenin içindeki eşitsizlik olarak almıyor sürdürülebilir kalkınma amaçları. Ülkeler arasındaki eşitsizlik olarak da alıyor. Öyle olunca tabii ki şu andaki dünya düzenine yani özellikle de yeni sömürgeci, neo-colonialist dünya düzenine önemli bir tehdit teşkil ediyor. Bunun iki sebebi var. Ya biraz kendimize pay çıkaracağım. Women's Major Group hem sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yapıldığı dönemde hem de sonra uygulanmaya geçildiği 2015 sonrası dönemde bütün sürdürülebilir kalkınma amaçlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinde kesiştiğini çok iyi anlattı gerçekten. Ama bir diğer sebebi de bağlantılı olarak bu hedefler ortaya çıkarken aslında Türkiye'li bir feminist aktivistin fikriydi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda başlı başına tek bir hedef olması gerekiyor. Pınar İlk Karaca'nın fikriydi. Ve bunun için Pınar gerçekten çok fazla mücadele etti. Hem BM kurumlarıyla, hem üye devletlerle, hem diğer sivil toplum örgütleriyle. Ama bunu yaparken bir yandan da şeyi unutmadık, Women's Major Group olarak. Evet, tek başına bir hedefe ihtiyacımız var. Ama toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının ve ayrıca toplumsal cinsiyet çeşitliliğindeki diğer toplumsal cinsiyetten insanların eşitliği konusu sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için vazgeçilemez bir konu. O yüzden de hem evet sürdürülebilir kalkınma hedefi 5 var elimizde ama aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının özür dilerim geçişli kullanıyorum bunu ama çünkü Türkiye devleti amaç olarak kullanıyor. Biz ilk hedef olarak düşünmüştük şey oluyor gidip geliyor arada. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bir de siyasi deklarasyonu var. Dünyamızı dönüştürmek isminde. Transforming our world. Bu siyasi deklarasyon 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacını da içeriyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam 20 sayfa kadar da siyasi zeminini hazırlıyor. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını neden oluşturduk ve arkalarındaki prensip, arkalarındaki felsefe ne? Orada diyor ki toplumsal cinsiyet eşitliği tüm sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde kesişen bir konudur. Çünkü dünyanın %50'si geride bırakılarak sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak mümkün değildir. Elbette ya şimdi bu sene bunlara bakın bu hedef bu amaçlara bakılmasının sebebi yüksek düzey politik forum ilk kurulduğu zaman üye devletler diyorlar ki her 17 sürdürülebilir kalkınma amacını biz her sene gözden geçiremeyiz. Çok büyük bir ajanda. O yüzden 4 senelik şeylere bölüyorlar, bölümlere bölüyorlar. O yüzden işte 4, sürdürülebilir kalkınma amacı 5'te 4 senede bir geliyor. Bu seneki
paket böyleydi doğrusu. Paketi biraz birbiriyle alakalı konular, kesişimsel konular yapmaya çalışıyorlar ama gene de biz dediğim gibi 2015'ten bu yana şunu söylemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amacı 5 bu seneki odak sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri olmayabilir. Ama bu sizin toplumsal cinsiyet eşitliği konuşmamanıza bahane olamaz. Çünkü siyasi deklarasyon açıkça bunun konuşulması gerektiğini, her sürdürülebilir kalkınma amacı altında konuşulması gerektiğini açık açık belirtiyor. O yüzden de hem yani birazcık şey yapıp birazcık böbürlenip hem bizim sayemizde hem de feminist hareketi ve kadın haklarını destekleyen ülkelerin de gitgide daha seslerini yükseltmeleri sayesinde birazcık her yerde duyuyoruz. Çünkü toplumsal cinsiyet karşıtı, feminizm karşıtı hareketler o kadar güçlü, o kadar fazla ekonomik kaynakla saldırıyorlar ki bizler daha kaynaklarımızı çok ciddi biçimde arttırmamamıza rağmen en azından seslerimizi yükselterek bu konuda katkı vermeye çalışıyoruz. Bir de tabii geçtiğimiz 10 senede İsveç'te başlayan feminist dış politika diye bir kavram var, biliyorsunuzdur. Feminist dış politikanın bir aktarımı da bu tür çok taraflı Birleşmiş Milletler gibi alanlarda ne yaptığınıza dair, kadın haklarına dair, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair. Şu anda dünyada feminist dış politikası olan ülke sayısı 20'nin üstünde. Ama bu ülkelerin o politikaya sahibiz diyorlarsa burada ses çıkarmaları gerekiyor, öyle söyleyeyim. O yüzden onun da ufak bir etkisi var tabii, daha çok ülkeden duymamızın. Bu 20 ülkeler arasında Türkiye'nin olduğunu? Yok, hayır. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde kadın hakları konusunda çok büyük mesafe kaydedildi. Ve bu mesafe bazı güç dengelerini gerçekten bozdu. Ama bu yalnızca ataerkil güç dengesinin bozulmasıyla bağlantılı değil, aynı zamanda ekonomik güç dengelerinin bozulmasıyla bağlantılı, aynı zamanda siyasi güç dengelerinin bozulmasıyla da bağlantılı. Yükselen bir biçimde dediğiniz gibi toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler var. Anlattığım gibi inanılmaz bütçeler alıyorlar. Ve görüyoruz ki bu toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler aynı zamanda iklim karşıtı hareketlerle de çok bir arada ve iç içe. Çünkü var olan güç dengesinin korunmasından yararı olan insanlar fosil yakıtların sonlandırılmasına da karşılar. Aynı zamanda ülkelerin toplumsal cinsiyet karşıtı hareket gibi hareketler hareketlerle polarize edilmesinden de yararlanıyorlar. Aynı zamanda da örneğin bu çok konuştuğumuz bir şey, kadınların ücretsiz bakım yükü, kadınların ücretsiz bakım işi. Yükü demesek bile kadınların yaptığı, erkeklerin globalde erkeklerin 2,5 katı kadınlar ücretsiz bakım işi yapıyorlar. Ve bu ücretsiz bakım işinin ekonomide yansıyan hiçbir tarafı yok şu anda bildiğimiz kurgularla. O yüzden gayri safi milli hasılanın ötesi diye yeni bir kavram tartışılıyor. Nasıl ölçebiliriz ekonomik gücü diye. Çünkü hiçbir şekilde ücretsiz bakım yükü oraya dahil değil örneğin. Ama biliyoruz ki o ücretsiz bakım olmasa evde iş hayatındaki hiç kimse, erkek ya da kadın, iş hayatında verimli olamaz. Çünkü siz bu üretken bakım, daha doğrusu üretken işler dediğimiz şey, siz evde o iş gücünün her gün tekrar iş hayatına gitmeye hazırlanmasına destek oluyorsunuz. Bu yemek yaparak oluyor, bu çocuklara bakarak, yeni bir jenerasyon yetiştirerek oluyor. Bu hastalara bakarak, yaşlılara bakarak oluyor. Aynı zamanda da işte ne bileyim ütü yaparak bile oluyor. Bu ücretsiz bakım yükünün aslında çok ciddi bir ekonomik değeri var. Ama biz ekonomiyi hesaplarken hiçbir şekilde bunu içerisine katmıyoruz, hesaplamalara katmıyoruz. Oysa ki bu ücretsiz bakım yükü subsidize ediyor ekonomiyi. Yani sübvanse ediyor. Çok teşekkür ederim.
var olan ekonomiyi subdanse ediyor görünmez bir şekilde. Onu yani bu ücretsiz bakım yükünü dağıtmaya çalıştığımızda eşit bir şekilde devlet, özel sektör, kadın, erkek ve aile arasında dağıtmaya çalıştığımızda bu sefer buraya kaynak ayırmak gerekiyor. Ya da o dağıtmadan dolayı ortaya çıkan yükümlülükler oluyor. O zaman da işler bildiğimiz gibi gidemiyor. Güç dengeleri bildiğimiz şekilde sağlanamıyor. Bu bile çok ciddi biçimde toplumsal cinsiyet karşıtlığını ateşleyen, motive eden bir şey, öyle söyleyeyim. Yani bu Birleşmiş Milletler'de yakın zamanda şeyi duyduk. Bakım konusunda konuşuyor Birleşmiş Milletler yakın dönemde. Yeni kararlar çıkarıyor. Şey diyen ülkeleri gördük. Siz bizim babaannelerimizin, anneannelerimizin çok büyük bir keyifle yaptığı bakım işine neden ellerinden almak istiyorsunuz? Demek istediğimiz bu değil elbette. İnsanların bunu yaptıklarının farkına varılması, 5R şey var, çerçevesi var bakım yükü hakkında. Recognize, farkına varılması, reduce, azaltılması, yani bu işte devletin girip örneğin kreş açması ya da hastanelerin yeterli olması ve hastalara bakabilmesi gibi. Reduce, recognize, revalue, tekrar değerlendir. Yani bir değeri olduğunu, bunun bir ekonomik katkısı olduğunu göster. Redistribute, tekrar dağıt. Yani bu dediğimiz sadece kadınların üstüne düşmesin. Bunda devletin de katılmasına ihtiyaç var. Kreş açmak gibi ya da işte hastane yapmak gibi. Erkeklerin de var. Özel sektöründe var çünkü yararlanıyorlar o evdeki bakım işinin yarattığı iş gücünden yararlanıyorlar. En sonunda da represent, yani temsil edilmek, bu 5R çerçevesi. Ve pardon, şimdi yenisini ekliyorlar. 6 resource, kaynak ayırmak, buna kaynak ayırmak konusu. O yüzden de yani bu güç dengelerini tekrar dağıtacak bir şey, dağıtmalı da, var olan güç dengeleri insanların eşitsizliği üzerine kurulu çünkü. O yüzden de bu hareketler gitgide yükseliyor ve inanılmaz finans alıyorlar bu dengelerin bu şekilde kalmasını isteyen gruplardan. Görmezden gelmiyorlar. Bana sorarsanız ateşliyorlar, arttırıyorlar. Dünyada gelir adaletsizliği son 50 yılda ama son 10 yılda da, yani Covid'den sonra da gördüğümüz gibi inanılmaz yükselmiş durumda. Ama bu neyi sağlıyor? İşte dünyada ufak bir grup milyarder, yani dolar milyarderinden bahsediyoruz tabii. Ufak bir grup dolar milyarderinin dünyanın %50'sinden daha fazla gelir olmasını, 4 milyar insandan daha fazla gelir olmasına sebep oluyor. Onlar bu kaynağa sahip oldukça bu düzenin bozulmasını istemiyor ve bu düzenin bozulmaması için de kaynaklarının bir kısmıyla bu hareketleri destekliyorlar. İklim karşıtı hareketler de aynı şekilde. İklim karşıtı dezenformasyon, iklim konusunda, çevre konusunda çalışan insan hakları aktivistlerinin bazen ölüme varan şekilde tehdit edilmesi ve saldırılması, feminist hareketlerin baskılanması, onlara karşı yapılan şeyler, LGBTİ hareketlerin baskılanması, özellikle trans karşıtı hareket çok ciddi bir bağlantı görüyor bu şeyle, bu hak karşıtı hareketlerle. Bu siyasi ve toplumsal kararlılıkla alakalı bir şey. Bunu oldukça düşüren ülkeler var. Kadın yönelik şiddeti ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti azaltan ülkeler var. Ama azaltmayan ülkeler de var. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, var olan toplumsal cinsiyet düzenine, yani kadınların erkeklerden daha az hakkı, daha az söz hakkı, daha çok daha az olanağı olan düzeni devam ettirmeye yarıyor. O yüzden de düzenin bozulmasını istemiyorsanız kadın yönelik şiddeti de
azaltmıyorsunuz. Şöyle de bir faktör var. Bunu araştırmalardan da görüyoruz ki şiddetin genel olarak, toplumsal olarak arttığı ülkelerde kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet de daha fazla artıyor. Silahlı saldırılar, mafya çatışmaları, insanların birbiriyle olan ilişkisindeki şiddet dili kadar, yani o kadar hani basit bir düzeye, daha temel bir düzeye indiğimizde bile şiddetin körüklendiği, şiddetin arttırıldığı, toplumsal kutuplaşmanın arttığı yerlerde kadına yönelik şiddetin de arttığını görüyoruz. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin de arttığını görüyoruz. Ya örneğin bunu söylemek zorundayım. Yani Türkiye'de LGBT'yi harekete karşı, lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, interseks artı harekete karşı siyasi düzeyde çok ciddi bir saldırı var. Bunun o toplulukların toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı onları daha açık hale getirdiğini biliyoruz. Ve bu büyük bir korku sebebi haliyle insanların hayatlarından bahsediyoruz çünkü. Sadece var oldukları için nasıl var olduklarına dair, nasıl var oldukları konusunda. Çünkü nasıl var oldukları konusunda sırf varoluşlarına dair bir itiraz var ve hani bu şey demek gibi bir şey, yeşil gözlü olma Şehnaz demek gibi bir şey ya da işte ne bileyim ses tonun böyle olmasın Şehnaz başka türlü konuş demek gibi bir şey. Sırf bu yüzden şiddete uğrama ihtimalimin olması benim için çok zarar verici bir şey. Ya da sırf kadın olduğum için çok daha şiddet görebilir olduğumun, şiddet görerek disipline edilmem gerektiğinin, bunun bir kontrol yöntemi olması gerektiğini ya da işte elimden bütün maaşın alınıp eşim tarafından, yani tabii ki yok bir şey ama eşim tarafından elimden bütün maaşını alınıp hayır ben kontrol edeceğim, sen kadınsın, anlamazsın gibi ekonomik şiddete uğramam gibi örnekler bunlar aslında. Çok akıl almaz ve çok hakkaniyetsiz şeyler ama bu güç odağının korunmasının devamı doğrusu. Kaç kez bu aynı konuya geldik. Dönüyoruz, evet. Dönüyoruz maalesef. Ana sebepler, kök sebepler dediğimiz root causes diye burada da tartışılıyor aslında ya. Root causes dediğimiz, diyerek konuştuğumuz her şeyin kökeni aslında ya ekonomik, ya siyasi, ya toplumsal cinsiyete dayalı, ya karar vermeye dayalı güç yapılarına geliyor. Ve bu güç yapılarını sallamadığınız sürece, onlara zarar verip biraz daha eşit şekilde dağıtmaya çalışmadığınız sürece aslında onların yansıması olan birçok ayrımcılığa, işte ırkçılık gibi, ataerkillik gibi, ableism yani engellilere karşı yapılan ayrımcılık gibi ve daha da işte yaşçılık gibi, yaş konusunda yapılan ayrımcılık gibi bütün bu tezahürleri çözemiyor oluyorsunuz. Çünkü güç dengeleri olduğu gibi duruyor ve bu ayrımcılıkların bu şekilde kalması onun işine geliyor. Bu da şeyden bahsetmiyorum, çok özür dilerim. Yani bu noktayı yapmayacağım. İşte dünyayı 5 aile yönetiyor, onların kuklasıyız hepimiz gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ama ekonomik ve siyasi güce sahip olan belli insanlar, gruplar var ve onlar bunu elinde tutmak istiyorlar. Bu doğru. Feminist hareketin genel olarak kaynaklara erişiminde ciddi problem var elbette. Ama bu kaynağa dair yapılan
konuşmaların da birkaç boyut var. Bunlardan bir tanesi küresel kuzey ve küresel güney ya da küresel azınlık ve küresel çoğunluk olarak da söyleniyor. Arasındaki kaynakların akma hali. Yani işte sömürgecilik döneminden gelen, kolonyalizm döneminden gelen, yapısı değişmiş olan ama aslında hala küresel güneyden alıp küresel kuzeyde akümüle etmek, biriktirmek şeklinde çalışan bir ekonomik yapıdan bahsediyoruz. O yüzden küresel güneydeki ülkeler haklı olarak kaynağı ve finansmana ihtiyacımız var. Bu da küresel kuzeydeki ülkelerin sorumluluğunda. Çünkü 10 yıllardır bizden bunları alarak kendileri kalkındılar. Şimdi bizim de kalkınmaya ihtiyacımız ve hakkımız var diyorlar. Kadın hareketinin, feminist hareketin finansmana ihtiyacıysa bu savunuculuğu daha güçlü yapabilmek için hem bu hesap ülkeleri hesap verebilir tutma, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dair yaptıkları taahhütlere taahhütleri sürdürülebilir tutmak için hesap verebilir tutmak için özür dilerim savunuculuk yapabilmek için hem de sahada aslında yerelde çok fazla hizmete dair de iş yapıyor feminist hareket. Ya bunu deprem zamanı çok gördük Türkiye'de. İlk, hakikaten ilk koşanlardan biri Türkiye'deki feminist hareketten örgütlerdi. Yeri geldi eğitim verdiler, yeri geldi menstrual malzeme sağladılar, yeri geldi bakım yüküne destek oldular vesaire. Bu hizmetleri yapabilmeleri için de evet idealde bu hizmetlerin devlet tarafından yapılması gerekiyor. Bütün ülkeler için geçerli bu. Ama devletin boşluğu olan yerlere feminist hareket ilk koşa koşa giden hareketlerden biri her zaman her ülkede. O yüzden de finansmana ihtiyacı var. Ama asıl neden elbette bu sorumluluğu olanların yani o hizmetleri sağlamak, o haklara erişimi sağlamak konusunda sorumluluğu olan üye devletlerin bunu sağlaması. Ama feminist hareketinde bunun için savunuculuk yapması gerekiyor. Tabii. Şimdi birkaç şeyi var bunun da, birkaç alanı var. Bunlardan bir tanesi sayıca. Kadınlar sayıca, işte delegasyonlara da şöyle bir bakarsanız sayıca %50'yi bulmuş değiliz toplumun %50'si olmamıza rağmen. Elbette oradan bir açısı var. Bir diğer açısı hak savunucusu olan kadınların, kız çocuklarının ve toplumsal cinsiyet çeşitliliğindeki insanların burada olabilme hali. Şu anda New York'tayız. Dünyanın en pahalı yerlerinden bir tanesi. Artı vize rejimi inanılmaz zor. Özellikle Amerikan vizeleri birçok ülkede ve Türkiye'de dahil biliyorum çünkü Türkiye'den gelen aktivist arkadaşlarımız olduğu için Amerika vizesi almak için randevuyu bir sene sonra alabiliyorsunuz. Yani diyelim ki buraya gelmek için gereken bütçeyi buldunuz. Bu sefer vize randevusu ve vakit sıkıntısı var. Yani vizeyi de aldınız, geldiniz. Bu alanları tanımak, bilmek var. Çünkü burada birçok kısaltma kullanıyoruz örneğin böyle günlük hayatta. Bir cümle içinde 3 tane kısaltma geçiyor. Bunları anlayabilmek, deşifre edebilmek ya da işte bir toplantının düzenini anlayabilmek. Bunların hepsi zaman alan şeyler. Bu da temsiliyeti düşüren bir şey ister istemez. Bazı yerellerde bunu çok duyuyoruz. Uluslararası savunuculuk yapacak kadar kaynağımız da yok, vaktimiz de yok diye. Bir yandan çok haklılar. Çünkü sahada çok ciddi ve çok acil çözüm gerektiren sorunlarla mücadele ediyorlar kesinlikle. Ama şunu da biliyoruz ki uluslararası alanda savunuculuk yapmanın ulusal alandaki savunuculuğa çok güçlendirici bir hali var. Buna Türkiye için nereden örnek verebilirim diye düşünüyorum. Örneğin Türkiye'nin 2001 ve 2004 yılında Türkiye 2002 ve 2004 yılında Türkiye Ceza Kanunu reformu ve Türkiye Medeni Kanunu reformu ve Türkiye Ceza Kanunu reformu süreçlerinde kadın hareketinin yaptığı kampanyaların bir kısmı çok ciddi alanda Birleşmiş Milletler normları ya da farklı ülkelerdeki pratikler üzerine de döndü. Oradan örnek alarak Türkiye'ye adapte ederek bir kampanya yürüttüler. Çok güçlü bir kampanya yürüttüler.
standartlar. Ama uluslararası standartların olması bize çok ciddi anlamda bir dayanak sağlıyor. Örneğin bir diğer örnek şey olabilir. Bu Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi diye SEDAW isimli bir sözleşme var. SEDAW Sözleşmesi üye ülkelerin, onu imzalamış ülkelerin, imzalayıp parlamentolarından geçirip kabul etmiş ülkelerin daha doğrusu belli aralıklarla raporlama yapmasını ister. SEDAW'ın kendi maddeleri var, artı yıllar içinde geliştirdiği genel tavsiye kararları da var. Yıllar içinde evrimleşen bu normlara Türkiye'de örneğin her işte 4 ile 8 sene arasında bir geliyor ve rapor veriyor. Ve o alanda da sivil toplum örgütleri çıkıp SEDAW'ın bir komitesi var, uzmanlardan oluşan. Bu komite hem raporları değerlendiriyor devletten gelen hem de devlete sorular soruyor. Komite üyelerine kendi taraflarını anlatma fırsatı buluyorlar. Bu kadar muhteşem bir şey var mı? Yani sadece devletin söylediğiyle yetinmiyor komite. Aynı zamanda sivil toplumun yerelden gelen ve yansıttığı gerçekleri de göz önüne alarak bir rapor yazıyor, değerlendirmesini öyle yapıyor. O yüzden de sivil toplumun bu alanlarda olmasına çok ihtiyacımız var. Çünkü yereldeki gerçekleri, yereldeki ihtiyaçları sivil toplum çok daha rahat görebiliyor. Devlet bürokrasisi içinde olmadığı için hem de hak mücadelesi konusundaki duyarlılık sebebiyle. O yüzden de hem evet yani delegasyonlarda da daha çok kadına ihtiyacımız var, karar verici yapılarda da daha çok kadına ihtiyacımız var. Ama buraya da daha çok hak anlayışıyla çalışan sivil toplum örgütlerinin gelmesine ihtiyacımız var ki daha güçlü bir savunuculuk yapabilirim. Evet, birçok genç, yani bu arada genç kadın, erkek ve toplumsal cinsiyet çeşitliliğinde de insan var. Sadece kadınların temel grubu değiliz aslında. İsim öyle, 92'de oradan gelme. Ama toplumsal cinsiyet eşitliğinin bütün cinsiyet, toplumsal cinsiyetler için önemi olduğunu, bütün toplumsal cinsiyetlerin yaşayışını, toplumun tümünün refahını arttıracak bir şey olduğunu bildiğimiz için burada beraber mücadele ettiğimiz farklı toplumsal cinsiyetten de insanlar var. Genç kadınlar konusunda da genç kadınlar gitgide daha da çok ulaşmaya çalıştığımız bir grup doğrusu. Çünkü ben de aslında feminist harekete girdiğimde 20 yaşındaydım. Bir feminist örgüte staja girerek başladım. Ancak öyle öğreniyoruz hep beraber bu alanda. Biz de bu arada gençlerden de birçok yeni bilmediğimiz bakış açısı öğreniyoruz. Birçok yeni mücadele yöntemi öğreniyoruz. Bu hakikaten nesiller arası bir öğrenme olmak zorunda. O yüzden de gitgide daha çok genci katmaya uğraşıyoruz. Aynı zamanda çocuk ve gençlerin temel grubu da var. Major Group on Children and Youth da var. Denkleştiğimiz noktalarda ortak taleplerimiz olduğunda beraber hareket ediyoruz işbirliği içerisinde. Aramızda üye geçişliliği oluyor. Yani Women's Major Group'u bilip MGCY'yi bilmeyenler burada onlarla da tanışıyor ve onlarla da savunuculuk yapmaya başlıyor. Ya da tam tersi MGCY'de olup ben aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinde çok çalışmak istiyorum deyip bize gelenler de oluyor. Böyle bir dayanışma hali var yani. Nisan 2020'den beri Women's Major Group'un koordinatörlüğünü yapıyorum küresel anlamda. Temmuz sonu itibariyle ayrılacağım ama üye olarak kalmaya devam edeceğim. 2013'ten beri üyeydim zaten 2020'ye kadar. Ufak 4 senelik bir koordinasyon deneyimi oldu. Ondan sonra tekrar üye olarak devam edeceğim onlarla savunuculuğa. Birkaç tane danışmanlığım var. Ama üstüne eklenmesi gerekecek zamanda. Biraz dinleneceğim. Dinlenmek de rezistansın bir parçası. Bu verdiğimiz mücadelenin bir parçası aslında. Bu kadar kapitalist ve sadece üretkenliğe dayalı bir sistemde dinlenebilmek de önemli bir şey. Mücadele alanı. Biraz dinleneceğim ama danışmanlıklarım da var. Onlara ekleyerek devam etmeye çalışacağım. Benim feminist hareketten uzaklaşabilmem mümkün değil. Umuyorum küresel feminist hareketle de dayanışacağım. Uluslararası süreçler benim için çok önemli. İstanbul Sözleşmesi konusunda da yazılmış ilk master tezi benimki.
ben çok şanslıydım. Uluslararası alanda çok önemli yerlerde bulunmuş, çok önemli işler yapmış hocalarım oldu. O hocaların izni de bu alanda çalışmak bana çok büyük zevk veriyor. O yüzden bu alanda bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Ben teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için.